Bir şey yapalım mı sizce? Kadir Bey yaklaşık 7 yıl önce bir diş merkezde bağırsak ameliyatı nedeniyle bir operasyon yapılıyor. Bu işlem sırasında bizim normalde bir ay sonra almamız gereken bir double stent uygulanıyor. Bu stent bazen ekim veya hasta kaynaklı unutulabiliyor maalesef. Bu hastamızda da böyle bir talihsizlik olmuş ve 7 yılı yakın bulan bir zaman içerisinde bu stent böbrekte ve böbrek kanalında kalmıştı. Tabii bu süre zarfında stentlerde ileri boyutta taşlaşma olabiliyor. Bu tüm dünyada olabilen aslında çok istemediğimiz bir durum ama bu hastanın tedavisinde biz endoskopik bir ameliyatlar dizisiyle tek seansta taşsızlık sağladık. Stentini çıkarabildik tek seansta. İlk başta böbrek kanalındaki taşlar lazer ve pnömatik lütotriptörle kırıldı. Takiben böbrek üst polünde ki yaklaşık 6-7 santimlik taş flexible renoskopla kırıldı. Daha sonra gördüğünüz gibi mesanede de ise 7-8 santimlik bir taşlaşma mevcuttu. Bunu küçük bir kesiyle çıkarmış olduk. Hastamız bugün ameliyattan sonraki ikinci gün genel durumu iyi. Takiplerimize devam ediyoruz. Bu aslında 7 yıl çok ciddi bir süre. Yani hani bu konuda aslında 1 yıl bile geç denilebilecek bir zaman ama 7 yıl kalmış. Hasta hani hem şanssız hem şanslı o anlamda. Böbrek tamamen kaybetmiş olabilirdik. Bazen ciddi enfeksiyon ataklarına yol açabiliyor bu durum. Böbreğin alınmasına kadar giden durumlara yol açabiliyor. Hastada böbrek fonksiyonlarına bir miktar etkilenme olsa da stenti çıkardığımız takdirde devam edebilecek düzeyde bir sağlıklı böbrek parenkimi vardı. Ve bu şekilde stentin çıkarılması hastanın tedavisi için şu anda yeterli. Size aşırı derece sızıntı vardı. İdrarıma çıkmak için yakıyordu beni. Ondan sonra Ankara'da bile bunun farkına varmadılar. Hocamın sayesinde bunun farkına vardı da dizisi olduğunda taşları kırıp çarptı. Çok çok teşekkür ederim hocama. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Hocamın da sizden Allah razı olsun. Amin amin. Kadir Bey çok becerikli. Adaşım benim de aldım. Öyle mi?